Suudi Arabistan İran arasında İdam kriziyle artan gerginlik mezhep çatışmasını bir kez daha gündeme taşıdı biliyorsunuz. Haber Hattı'nın bu bölümünde iki ülke arasındaki krize ve Orta Doğu'da yaşananlara daha yakından bakacağız. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve OSAM Başkanı Doçent Doktor Şaban Kardaş. Hoş geldiniz Sayın Kardaş. Hoş bulduk. Aslında ayağınızın tozuyla geldiniz. İran'dan yeni döndünüz siz. Şimdi Suudi Arabistan-İran gerginliğini öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Vaziyet bir bölgesel savaşa doğru mu gidiyor? Daha sonra İran gözlemlerinizi de alarak devam etmek isteriz. Bölgesel savaşa doğru gidiyor demek zor ama bölgeyi genel olarak içine çekebilecek bir gerginlik hattının derinleştiğini görüyoruz. Bu şekilde ifade etmek belki mümkün. Tabii bunu hazırlayan sebeplere bakmak gerekiyor. Bunların başında bence Orta Doğu'da son 3-5 yıldır yaşadığımız sistemik bir dönüşüm var. Bölgede Orta Doğu'nun siyasetini şekillendiren geleneksel parametrelerin, kuralların biraz değişmeye başladığını görüyoruz. Bunların başında Orta Doğu'ya dönük olarak Amerika'nın uzun yıllardır sürdürdüğü politikada bir farklılığa gitmesi, artık Orta Doğu'daki çatışmaları çözecek rolü oynamaktan vazgeçmesi, bunu nerede gördük? Özellikle Suriye'de gördük. Önemli bir tespit, evet. Bunun neticesinde bölgede ortaya çıkan çatışma dinamikleri kontrol edilemeyerek derinleşmeye başladı. Ve bu da ister istemez bölgesel aktörleri önce vekalet savaşları şeklinde içine çekti ve doğrudan birbirlerine karşı karşıya getirme riskini karşımıza getirdi. Öte yandan diğer önemli bir gelişme, Orta Doğu'da yine Amerika'nın ve Batı'nın körfez ülkelerinin özellikle Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak noktasında birinci garantör olduğunu biliyoruz uzun yıllardır. Ama son dönemde enerji jeopolitiğindeki dönüşümlerle biliyoruz ki artık Amerika enerjide kendi kendine yeterli hale geldi ve ayrıca enerji ihracatında da önemli bir aktör haline geldi. Tersinden yorumlarsak Orta Doğu'ya olan bağımlılığı azaldı. Bunun da neticesinde artık Suudi Arabistan'ın ve Körfez'deki diğer buna yakın ülkelerin güvenlik kaygıları Amerika için birinci öncelik değil. İşte bunun neticesinde yine Obama'nın uzun yıllar Amerika ile İran arasındaki sorunları çözmek için çalıştığını biliyoruz. İlk döneminde, ilk başa geldiğinde bununla uğraştı, olmadı, yaptırımlar denendi. Tekrardan bu yola girdi ve son iki sene içerisinde bu dosyayı kapattı. Şimdi Amerika'nın İran'la normalleşmesi de Orta Doğu'da artık ittifak ilişkilerini, parametreleri dönüştüren diğer önemli bir gelişme oldu. Burada özellikle Amerika'nın ne olursa olsun İran'ı engelleme, çevreleme, frenleme politikasından vazgeçmesi, bununla kendisini doğal bir rekabet içerisinde ve hatta düşmanlık içerisinde gören Suudi Arabistan ve Körfez'deki Sünni ağırlıklı rejimlere sahip ülkeler arasındaki gerilimi had safhaya taşıdı. Ve bu süreçte özellikle son dönemde yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşü de eklersek, bence her ülkenin kendi açısından geleceğe baktığı zaman tedirginliği arttı. Biliriz ki insanların tedirginliği artınca risk faktörü artıyor ve bu da davranışlarına ister istemez yansıyor. Ben bunu net bir şekilde hem İran'ın davranışlarında hem Suudi Arabistan'ın davranışlarında görüyorum. Özellikle İran açısından bakıldığı zaman burada bu petrol fiyatlarındaki düşüşün doğal bir süreç olmadığı, bunun arkasında Suudi Arabistan'ın bilinçli bir şekilde takip ettiği bir oyun ya da politika olduğu algısı, İran'la Suudi Arabistan arasındaki o birbirine hasmane duyguları daha da düşmanca hale getirdi. Tabii bir de bunun spesifik uzantıları var. Suriye'deki ayrışma, Irak'taki farklı pozisyonlar, Yemen'deki gelişmeler, Körfez'de, Bahreyn gibi ülkelerdeki... Başka platformlarda da aslında iki ülke karşı karşıya geliyor değil mi? İki ayrı odak olarak. Tabii. İşte burada da belki Türkiye'nin de politikasında öne çıkan bir argüman var. Bunu farklı şekillerde siyasetçilerimiz ya da Dışişleri Bakanlığımız ifade etti. İlginçtir. Yani bölgede bir şekilde gerilim varsa, iki farklı gruplaşma varsa, herhangi bir yerel kriz bile, İran bir şekilde denklemin bir tarafında karşımıza çıkıyor. Bu da ister istemez tersinden yorumlandığı zaman Suudi Arabistan'da ve giderek Türkiye'de de şöyle bir soruyu beraberinde getiriyor. Niye mesela Yemen'deki bir krizde İran birden taraf olabiliyor? Niye?
Suriye'deki krizde mesela Halep gibi bir yerde İran'ın desteklediği Hizbullah ve diğer farklı ülkelerden gelen Şii milisler savaşabiliyor. Halep İran'la mesafesine baktığımız zaman, tarihi olarak, kültürel olarak, sosyolojik olarak baktığımız zaman İran'la alakası olmayan bir yer. Hı hı. Karşımıza çıkıyor. Yemen'de karşınıza çıkıyor. İşte son dönemde çok daha uç bir örnek, Nijerya'da yine, hı hı, farklı gerilimler, evet, vardı. Evet. İran'ı görüyorsunuz. Evet. Daha yakın ve gerek Türkiye'nin gerek Suudi Arabistan'ın çıkarlarını yakından ilgilendiren bir örnek Irak. Irak'ta, hı hı, da baktığınız zaman bu ayrışmaların, siyasi farklılaşmaların bir şekilde denklemin bir tarafında İran kendisini konumlandırıyor. Bu soruyu sorduğumuz zaman niye? Burada şöyle bir cevap giderek güçlendi diye düşünüyorum ben. İran burada kendisini iddia ettiği gibi savunmacı sebeplerle, işte bana karşı bir şeyler yapıldı ya da bana yakın unsurlara bir şeyler yapıldı şeklinde savunmacı sebeplerle değil, bilakis yayılmacı, kendi çıkar alanını, kendi nüfuz alanını genişletmeye çalışan ve bunu yapmak için de yereldeki çatışmaları kullanan, araçsallaştıran, yani bir yara bulduğu zaman oraya girip, hı hı, yayılmaya çalışan bir görüntü sergiliyor. Peki, bu şimdi da giderek bölgedeki rahatsızlığı tırmandırdı diye düşünüyorum. Peki ben bu noktadan devam edecek olursak, artık nükleer anlaşmayı, Batı ile nükleer anlaşmayı yapmış ve Rusya ile de Suriye gibi bir platformda, hele dirsek teması içinde olan bir İran, nasıl bir figür bölgede? Siz yeni geldiniz İran'dan, neler gözlemlediniz? İran'da bu nasıl bir hava yaratmış durumda? Neler aktaracaksınız İran özelinde? Şimdi biz 2015 yılı içerisinde de iki defa gitmiştik, bir Eylül'de, bir Nisan'da. O anlaşmaya giden süreçte de, onu da gözlemlediniz. Bu en son İran'da, evet, gözlemleri kıyaslamak mümkün. Şimdi anlaşmaya giden süreçte hatırlarsanız İran'ın komşularının hepsi bu anlaşmaya neredeyse karşıydı ve hatta Suudi Arabistan bunu baltalamak için, engellemek için Amerika'daki farklı uzantılarını, lobilerini kullanarak çaba bile gösterdi. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye bu anlaşmanın yapılabilmesi için, başarıyla sonuçlanması için elinden gelen desteği verdi ki İranlılar da bununla ilgili Türkiye'ye teşekkürlerini ifade ediyorlar. Bu sefer de oldu. O zaman İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye teşekkürlerini ifade etti. Şimdi Türkiye niye bunu yaptı sorusunu sormamız gerekiyor. Bu aslında İran'ın da ne yapacağı ile ilgili. Türkiye'nin şöyle bir yaklaşımı vardı. İran kendi hatasıyla veya diğerlerinin politikaları sebebiyle bölgede az önce tartıştığımız gibi gerilimlerin bir parçası, hı hı, oldu. İran'ın uluslararası toplumdan izole olması sadece İran için bir sorun kaynağı değildi. Komşular için de bir sorun kaynağı idi. Türkiye açısından mesela İran'la iş yapmak, evet, zor idi. Evet, biliyorsunuz, evet, biz, evet, bunun bedelini, tabii, evet, uluslararası toplumda farklı şekilde, hı hı, krizler yaşayarak ödedik. İran'ın normalleşmesi demek, bölgenin normalleşmesi demek, bölgede herkesin faydasına çok daha iyi bir ortamın oluşması demek. Bundan dolayı da Türkiye hep Batı'ya şunu demişti: İran'a karşı sert önlemleri değil, yumuşak önlemleri, diplomasiyi kullanın ve uluslararası sisteme entegre edin. İran normalleşirse bölgedeki çatışmalar azalır, gerilimler azalır. Nihai tabloda herkes kazanır. Ama sonraki dönemde İran'ın tavırlarına baktığımız zaman bu normalleşmenin getireceği yeni avantajları bölge ile bölgedeki çatışma yaşadığı diğer aktörlerle ya da krizlerle normalleşmeye taşımaktan daha ziyade bu avantajı kendi etkisini artırmak için bir manivela gibi kullanır hale geldiği algısı güçlendi. İran içerisinde baktığımız zaman özellikle nükleer anlaşmanın gündeme gelmesinden bugüne kadar Yemen'e baktığımız zaman, hı hı, Yemen'deki varlığını ya da, evet, desteğini arttırdığını görüyoruz. Daha da önemlisi Suriye'ye baktığımız zaman diğer tartışmalı bir örnek. Suriye'de Rusya'yı da sahaya davet ederek askeri varlığını arttırdığını, düşmek üzere olan 2015 başı itibariyle gerileyen Esad rejimini güçlendirdiğini, hı hı, görüyoruz. Öte yandan yine Irak'ta da biliyorsunuz Irak, İran, Rusya beraber istihbarat, evet, paylaşımı, evet, operasyonlar, evet, işbirliği yaptılar. Orada bir başka, bu yeni ortamda krizleri yatıştırmaktan, hı, daha ziyade bölgede tırmandırmaya meyilli bir İran karşımıza çıktı. Hı hı. Bunun da sebebi Türkiye açısından demek ki İran'ın niyetlerinde bazı rahatsızlık yaratıcı
noktalar var şeklinde bir çıkarsama oldu. Türkiye'nin eleştirileri de biliyorsunuz, Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız İran seyahati öncesi çok sert konuşmuştu. Bu sert konuşmasına istinaden bazıları dedi ki ziyaret iptal edilir, İranlılar kabul etmez, ama yine de gitti yani. O pozisyonunu koydu. Türkiye net bir şekilde bunu vurguluyor. Yeni dönemde siz bu normalleşmeyi bölgenin geneli için pozitif bir güce dönüştürürsünüz ve ona göre davranırsınız. Eyvallah, biz de işbirliği yaparız. Ama bu yeni dönemin getirdiği fırsatları, kriz noktalarındaki gerginliği arttırmak, bunun üzerinden kendinize farklı bir şekilde alan açmak için kullanırsanız, ona da biz bir noktada tavrımızı koyarız şeklinde bir gelişmeydi. Peki, yalnız bir diğer konu var hocam, müsaade ederseniz. Bir gerginlik hissettik biz. Şöyle ki, normalleşmeyle birlikte İran'ın ekonomik olarak rahatlaması da bekleniyordu, değil mi? Ama bu süreçte şunu biliyoruz, uluslararası petrol fiyatlarındaki yine düşüş ve bir şekilde krizlerin içinden çıkamamakla birlikte İran'ın beklediği rahatlamayı elde edemediğini görüyoruz ve bunun yarattığı bir gerginlik genel olarak tartıştığınız kişilerde, muhataplarınızda karşınıza çıkıyor ve bu da işte bu mesela Suudi Arabistan'daki idamlara verilen İran'daki tepkide ya da farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Yani beklentinin yükselmesi, yaptırımların kalkmasına giden süreçte, ama bu beklentiye uygun bir şekilde rahatlamanın karşımıza olmaması, çıkmaması, bunun yarattığı bir tedirginlik de İran'daki havayı etkiliyor gibi geldi şimdi bize. Şimdi bölgeye bütün bu anlattıklarınızın toplamından bakacak olursak, Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin nispeten daha önceki dönemlere göre önceliği olmaktan çıkması, petrol fiyatlarının ekonomiler üzerinde etkili olması için balanse edici bir unsur olarak kullanılması, yine Suudi Arabistan'ın ekonomisine yönelik yapılan olumsuz çıkarımlar var, bir 5 yıl içinde iflas edebileceği yönde bir perspektif çiziliyor. Bütün bunları topladığımızda o halde bu iki ülke arasında mezhep gerilimi olarak da adlandırılan şey aslında özellikle Suudi Arabistan için bir varoluş mücadelesi midir? Bu bir güç, bir hegemonya kavgası mıdır aslında? Hegemonya kavgası demeyelim ama bir güç kavgası diyebiliriz. Ben de şahsen bu değil mi? Daha konunun derinde, her ne kadar krizlerin hepsinde bir şekilde mezhebi kimlik devreye girse de, önümüze çıksa da, aslında asıl arka planda yatan, bunu tetikleyen dinamiklerin daha çok bu şekilde real politik güç mücadelesini yansıttığını görüyoruz ve sizin o kullandığınız tabir önemli. Özellikle Suudi Arabistan açısından bakıldığı zaman, her ne kadar işte bu petrol fiyatlarındaki düşüşü Suudi Arabistan'ın başlattığı, araçsallaştırıldığı söylense de, Suudi Arabistan'ın yapısal olarak da içeride kendi sorunları var. Ekonomik dönüşümünü, yani petrole bağımlılıktan kendi ekonomisini kurtarmayı uzun yıllardır hedeflese de bunu başarabilmiş bir ekonomi değil. Bu petrol fiyatlarındaki düşüş doğrudan kendisine bir etkisi var. Ama bunun da ötesinde biliyoruz ki Suudi Arabistan'ın içerisinde her ne kadar Kral Salman'ın gelmesiyle bir yeni jenerasyon liderliğe geçildiğini görsek de, bu liderlik oturmuş değil. Kraliyet ailesi içindeki farklı ayrışmalardan bahsediliyor ve bu anlamda sürdürülebilirliği ayrı bir tartışma konusu. Ve bu petrol fiyatlarındaki düşüş bu şekilde devam ederse ekonomik olarak da ne kadar sürdürülebilir belli değil. Bu da işte az önce bahsettiğimiz o iki tarafta da tedirginlik var aslında. O gerilimde tek taraf, bir taraf rahat, diğer taraf çok tedirgin değil. İki taraf da tedirgin. Büyük resimde belki olayı bir teraziye koyduğumuz zaman Suudi Arabistan'daki gerginlikleri, tedirginlikleri çok daha ileri düzeyde görüyoruz. Ve bu yüzden de hani şey derler ya, barut fıçısı, iki ülke arasındaki gerilim barut fıçısı. O yüzden böylesi bir süreçte bölgede Türkiye gibi aktörlere önemli bir rol düşüyor. Belki burada sırası gelmişken bunu sormak lazım. Türkiye ne yapacak? Çünkü Suudi Arabistan'la son dönemde yakınlaşan ilişkiler var. Teröre karşı bir ortak platformda yer alması söz konusu. Türkiye nasıl bir adım atacak? Nasıl bir duruş sergilemeli sizce bu barut fıçısı karşısında?
tabirinizle. Evet. Yani bununla ilgili de tabii farklı yorumlar yapıldı. Özellikle İran'daki tartıştığımız muhataplar sürekli Türkiye'nin gerçek dostunun İran olduğunu, Suudi Arabistan ile yakınlaşmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğini, bir ittifakın fayda getirmeyeceğini vurgulasalar da biz hep şunu vurguladık. Türkiye burada kendisini bir tarafa mahkum edecek şekilde ya da bir tarafla kalıcı bir ilişkiye sokacak şekilde bir kamplaşma ya da kutuplaşma arayışında değil ve Türkiye'nin geleneksel dış politika refleksleri ve özellikle de son dönemdeki AK Parti dış politikasına baktığımız zaman buna zıt. Belki hatırlarsınız 2012 yılında Başbakanımız o zaman Dışişleri Bakanı iken hatta bir İran seyahati öncesinde havaalanında şöyle bir ifade kullanmıştı. Orta Doğu'da yeni bir soğuk savaşa müsaade etmeyelim demişti. Zaman zaman bu gündeme geldi. Şimdi bu şekilde konuya yaklaşan bir ülke olarak Türkiye burada bu gerginliğin bir kutuplaşmaya dönüşmesini istemez ve bunu yaratacak adımlar atmaz. İşte yapılan açıklamalara bakalım mesela. İşte Şii din aliminin de içinde yer aldığı grubun idam edilmesi. Bununla ilgili olarak Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Beyefendi gerekli açıklamayı yaptı. Türkiye'nin hassasiyetini belirtti bir diplomatik dil çerçevesinde. Ama öte yönden işte baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması burada da İran'ın bunu bahane ederek gerginliği tırmandırabilme potansiyeline karşı tavrını sergiledi. Hatta bu sabah ben yine Büyükelçiler Konferansı'ndaydım. Siz de haberlerinizi verdiniz. Dışişleri Bakanımız da bunu çok diplomatik bir dille ifade etti. Türkiye, ben şunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde, önümüzdeki günlerde bu politikada şöyle bir mesaj veriyor. Bu gerginliğin çıkışında iki tarafın da sorumluluğu olabilir. Ama tavrının biraz daha bu tetikleyici rol oynadığını düşünüyor ve asıl mesajı İran'a doğru veriyor ve diyor ki bu şekilde az önce tartıştığımız gibi farklı yerlerde İran'ın öne çıktığını, çıkmaya çalıştığını görüyoruz ve bu da bölgenin genel istikrarı için doğru bir tavır değil. İran'ın yapması gereken biraz bazı noktalarda geri adım atmak, gerginliği tırmandırabilecek davranışlardan çekinmek. Bunu yapmadığı takdirde Türkiye'de diğer ülkelerle, Suudi Arabistan'a dahil olmak üzere diğer ülkelerle güvenlik noktasında kendi çıkarlarını tehdit eden gelişmeler hissettiği noktada işbirliğine daha fazla gider. Ama bu işbirliği asla bir anti-İran platformu üzerinden olacak bir işbirliği değil. Bu daha çok Türkiye'nin İran'ın belli politikalarından duyduğu rahatsızlığı izale edecek, bunu dengeleyecek şekilde davranışlar olur diye düşünüyorum. Ben burada Türkiye Orta Doğu'da hep oynadığı o dengeleyici politikayı daha bir zor dönemde ama belki yine bir hassasiyetle, bir diplomatik beceriyle sürdürmek zorunda ve o sürdürme iradesini ben şahsen görüyorum. Peki bu mesele, bu kriz olarak aynı tonda devam eder mi? Öngörünüz ne yönde? Krizin hemen ardından Rusya'nın bir arabuluculuk teklifi olmuştu. Aslında bu arabuluculuk teklifinin karşılık bulmasından çok Rusya, Suudi Arabistan, İran, üçü de petrol meselesinde üç sacaya, üç taşıyıcı önemli ülke, hem etkilenen hem aslında bu etkilenmeyi sıfırlayabilecek konumda olan üç ülke. Bu açıdan baktığınızda okumanız ne yönde? Ben burada Suudi Arabistan doğrudan bir arabuluculuk rolü oynayabilir mi? Pek Rusya. Rusya. Evet, onun kabul görmesi bir yana ama aslında petrolün etkilenmeleri ve kontrol etmeleri bakımından şekillerde. Suudi Arabistan'a karşı Rusya'da benzeri açıklamalar yaptı. Sizin bu politikanız yanlıştır diye fiyatları düşürme politikası. Rusya'nın bir arabuluculuk rolü konusunda ben biraz temkinliyim. Evet. Ama krizi tırmandırmama noktasında yine iki ülkede de önemli kuvvetlerin devreye gireceğini bekleyebiliriz. Yani bu içerideki maliyetler ikisi için de çok yüksek. Biz az önce Suudi Arabistan'ın içerideki güvenlik kaygılarından bahsettik ama İran da var. İran'da yaklaşan parlamento seçimleri var. İran'da da farklı, her ne kadar siyasi partiler olmasa da farklı fraksiyonlar var. İşte daha reformcu çevreler var. İşte bunların kendi içerisindeki tartışma da derin. Ve İran halkı da bu gerginliklerin bedelini uzun yıllardır ödüyor.
bu nükleer anlaşmanın yaratacağı normalleşmenin getirebileceği refahı hala görebilmiş değil. İçeride de bir noktada bu politikalara karşı bir direnç olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden gerginliği tırmandırmama refleksi var. Ama burada bence yine başa dönersek biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası da önemli olacak. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu Suudi Arabistan'ın yeni dönemde güvenlik kaygılarını yatıştırıcı bazı adımlar atması, rahatlatıcı adımlar atması beklenebilir. Ama orada da diğer negatif bir süreç tabii ki Amerika'da bir başkanlık seçim süreci var. Oradan da net bir cevap gelmiyor. Bu ortamda biraz yatıştırma gerekiyor. Belki Türkiye'ye bu açıdan da bakıldığı zaman bir rol düştüğünü tekrar söyleyebiliriz. İnce denge çok önemli. Çünkü Türkiye çok da Suudi Arabistan'a yakın bir görüntü sergilerse, bunu İran'ı dengelemenin ötesine taşırsa bu sefer İran'daki kaygıları derinleştirme riski de var. Bizim biliyorsunuz İran'la olan ilişkilerimiz, hı hı, uzun yıllardır köklü bir ilişki. Her anlamda zor ve çok bilinmeyenli bir denklem galiba ortada olur her zaman için. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kardaş. Ayağınızın tozuyla geldiniz programımıza, konuk oldunuz. Sağ olun efendim. Teşekkürler.